Şimdi günün öne çıkan görüntülerinden biri gelecek ekrana. Yer Tuzla. Yaşlı bir çift servisten iniyor. Yaya geçin dediler. Sorun şu ki karşıya geçmeleri gerek ama yol veren yok. Ve tam o an bir minibüs yanaşıyor. Şoför durumu anlamış olacak ki ekranlarınızda şu anda gördüğünüz gibi. Yani o çiftin oradan oraya geçmesi zaten mümkün değil. Çok güzel ve şık bir hareket yapacak. Lütfen dikkatle izleyin. Bakın trafik olanca hızıyla akıyor. Yaşlı çiftin oradan oraya geçmesi mümkün değil. Bakın işte hareket bu. Ne yapıyor? Trafiği kontrol altına alıyor. Yolu hafifçe, nazikçe bir hareketle kapatıyor ve yaşlı çiftin karşıya tehlikesiz şekilde karşıya geçmesini sağlıyor. Trafik de hızlı akmıyor ki trafik de tehlikeli atmamış oluyor. Tehlikeyi atmamış oluyor. Kendisini alkışlıyoruz. Böyle hareketlere ihtiyacımız var aslında. Çok güzel hareket diyoruz ve alkışlıyoruz kendisini. Günün öne çıkan görüntülerinden biriydi. Tabii yaya geçidinin önemini bir kez daha anladık aslında orada. Çünkü normal şartlarda kanunlar gereği şunun yapılması lazım artık. Yani bir yaya ayağını attığı an o araçların durması gerekiyor ama durmadılar gördüğünüz gibi. Minibüs şoförü de kendince bir çözüm üretti ama sormadan edemiyoruz tabii. O minibüs şoförü olmasa o çift nasıl geçecekti karşıya? Adı üstünde yaya geçidi ama yayalar geçemiyor. Tuzla'daki bu görüntüden hareketle İstanbul'un diğer noktalarına gitti arkadaşlarımız. Hesapta yaya geçidinde vatandaşa yol vermeyen sürücülere 598 lira para cezası uygulanıyor. Peki öyle mi? Ve sürücüler bunu unutuyor mu? Bakalım. Evet, kamyon sürücüsü bizi gördü ama durmadı. Geçiyoruz, yol bizim sanki diyorlar, geçiyorlar. Geçmekte. Kayıtlarına da bakabilirsiniz, ben hep duruyorum valla. Bir araç durmadı. İkinci araç. Yaşlı çiftin bir türlü karşıdan karşıya geçemediği Tuzla'daki yaya geçidindeyiz. Ve gerçekten burada karşıdan karşıya geçmek çok zor. 5-10 dakikadır bekliyoruz. Yol almak için o kadar çaba sarf ettik ama maalesef duyarlı olamıyorlar. Ne yazık ki yalnızca Tuzla'daki yaya geçidinde değil, İstanbul'un pek çok yaya geçidinde durmak neredeyse imkansız. Az önce minibüs sürücüsü de belki de elimizde mikrofon olduğu için durdu. Ancak duran bir sürücü olsa bile hemen arkadaki sürücüler kornaya basmaya başlıyor. Birkaç defa da başımdan geçti. Öndeki yol verdi ama arkadaki vermediği için az daha araba çarpacaktı bana. Yaya geçidinde duruyoruz. Yayalar bizim önceliğimiz, onlarındır. Onlar mutlaka yayada yol veriyoruz. Durmadı araç. Araç durmadı. Yolun ortasında durdum ama maalesef işte insanlar, yayalar bu şekilde tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yaya geçidinde sizi gördüklerinde durmaları gerekiyor aslında. Siz bir süre beklediniz. Evet, bekledik. Nasıl kibarlığımızdan. Bu? Araçlar durmuyor çünkü. Bakalım duracak mı? Yaya geçidindeyiz. Deneyelim. Deneyelim bakalım. Sanırım durdu, evet. Böyle sürücüler de var efendim. Böyle teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle insanlar da var. İşte herkes ama böyle değil.